patronun gözüne görünme. Kerataya hem izin verdik hem de emanet arabayı alıp kaçtı diye küplere bindi. Boş ver, patron alışıktır bu numaralara. Arabanın sahibi gelmedi ya. Korkma, yok bir şey. Nereye kayboldun bu sefer? Uludağ. Ha, karı kız avı diyene değil mi? Ne yapalım? Bu sefer esaslı bir keklik vurdum. Av oltanın ucunda, müteahhidim diye diye diyem atmışım, kızın ailesi fır dönüyor etrafında. Kız kıyak mı bari? İsterse olmasın, bir amcası varmış, milyonluk. Üstelik hepsi bu kıza kalıyor. Gör bak, alacağım bu kızı hiç kaçmaz! Yaşa be! Sen biraz dışarıda bek. Olur. Olamaz hanımefendi! Bu yaşta bir adamı okula alamayız. Siz boyuna bakmayın Ahmet bey, daha çocuk sayılır. Maksat birkaç ay burada kalsın. Nasıl kalır efendim? Bir müfettiş gelirse ne cevap veririz? Misafir dersiniz. Hatta hademe, katipliğe de gösterebilirsiniz. Bizi kırmayın müdür bey. Ücreti neyse fazlasıyla veririz. Nereye gidiyoruz? Sınıfa. Hangisi? Aha, dipteki. Sağ ol. Sen... Cevap... Tamam! Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? Sağ ol! Hepimiz sağ olalım. Daha iyisiniz inşallah hoca hanım. Teşekkür ederim efendim. Müzakere yapıyorduk da efendim. Devam edelim mi? Edin, rica ederim. Buyurun oturun. Aman efendim, siz buyurun. Estağfurullah, siz buyurun. Peki, oturayım. Çocuklara bir şey sormak ister miydiniz? Ben mi? Ne sorayım? Bilmece sorayım mı? Hı? Sorun efendim. Başı ü, sonu üzüm, üzüm. Bağda yetişir, nedir? Üzüm! Aferin! Çok akıllı çocuklar hoca hanım. Bir tane daha sorayım mı? Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca, sabun. Nedir? Sabun! Aferin! Ooo, müdür bey, hoş geldiniz, buyurun! Ne oluyor burada? Müfettiş bey, çocuklara bilmece soruyorlar. Hemen de biliyorlar! Ne münasebe, sen öğrencisin, geç yerine! Olur! Susun! Derse devam edin hocam! Peki efendim! İşlettin bize! Öyle mi? Adın ne senin? Abdi! Çocuklar! Amca sen kaç yaşındasın? Boyun kaç senin? Bak yerde mi büyüdün sen? Gene müfettiş olsana! Babanı niye getirmedin amca? Kazara oldu, özür dilerim! Zarar yok oğlum! Niye benimle alay ediyorlar? Sen onlara bakma! Hepsi anasının gözüdür ama iyi çocuklardır. Birbirinizin suratına yoğurt atmak ne demekmiş, anlayın bakalım! İyi bok yedin, bak senin yüzünden cezaya kaldık! Konuşma! Kızmayın hocam, öbür sefere inşallah... Siz bana güvenin canım! Aslan abi, biz sana güveniyoruz! Çok gol atacağız, çok! Ben de merak ediyorum! Bir üçgenin yüksekliklerinin aynı noktada kesişirler! Bu ne demektir ya? Buyurun! Mersi! Bana kalırsa hiç durmadan nişan yapalım! Nikahtan sonra balayımızı da Avrupa'da geçiririz. Hep beraber mi? Tabii! Hepinizi davet ediyorum. Oh, ne iyi! Avrupa'nın şarapları çok iyidir. Gitmişken hanımlar bol bol alışveriş ederler. Çok naziksiniz damat bey. Çok da cömert. Ne dersin yavrum? Şu günlerde nişanı yapıverelim mi?
Alo! Serpil sana! Buyurun. Benim, hocan Abdi. Beni tanımıyor ya. Abdi, Abdi! Hı, müdürün odasındayım. Yok canım, korkacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar nöbet tutuyorlar. Ha. Ne mi istedi? Seni. İçim yanıyor kız. Ha. Benim burada çok canım sıkılıyor. Seni çok özledim. Dayanamıyor. Kaçıp geleyim. Olur mu? Olmaz. Katiyen olmaz. Daha bir süre orada kalman lazım. Üzülme. Ben seni yoklamaya gelirim. Peki, yarın. Hoşça kal. Kim? Şey... Hani bir akrabamız vardı ya... Hastanede yatıyor, canı sıkılmış, çıkacağım diyor. Aman! Aman sakın çıkmasın. Biz seni yoklarız dedim, yatıştırdım. Oh. Ağır hasta mı? Çok, yakında yolcu. Canım, şimdi biz nişanımızı konuşalım. Nasılsın? Burada vakit geçiyor galiba. Geçmesine geçiyor da, benim aklım evde. Niye? Seni çok özlüyorum, hem daha gelin güvey bile olamadık. Okulda böyle şeylerden bahsedilmez. Edilmez öyle mi? Bak, sana pasta getirdim. Teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm. Öyle mi? O zaman beni almaya geldin. Hayır, seni görmeye geldim. Okuldan dışarı çıkamazsın. Senin hatırın olmasa, burada bir dakika bile durmam, kaçarım. Sakın ha! Darılırım sonra. Darılma. Sen darılma, ben canımı bile veririm istersen. Canını verme. Yalnız burada kal. Olur.